Merhaba dostlar, çok özel bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bir takipçimizi ziyaret etmeye karar verdim. Sosyal medya üzerinden bir video paylaşılmış. Benim bu videodan haberim yoktu. Takipçilerimiz dedi ki, abi bu videoda sizden bahsediyorlar, bence izlemelisin. Önce o videodan kısa bir bölüm yayınlayayım arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ali, 37 yaşındayım ve 12 yıldır tetraplejiyim. Yani omurilik felçlisiyim. Yani kollarımı kullanamıyorum. Telefon kullanabilmem için birilerine ihtiyaç duyuyorum. Eosom'la beraber Siri 12 yıldır kurduğum hayallerin birçoğunu gerçekleştirdi. Bir tetraplejik tanıdığınız varsa bilirsiniz. Teknolojiyle ilgili her şeyi takip ediyorum. Shift Delete Net favorimdir. Hayata tutunmama yardımcı oldu diyebilirim. Umarım gerekli kişiler seyreder bu videoyu. Umarım yerine ulaşır. Amacım şöhret olmak ya da ne bileyim bir şeyler kazanmak değil ya, bir farkındalık yaratmak. Az önceki videoda izlediğiniz gibi Ali bizi takip ettiğini ve gününün bir kısmını bizimle geçirdiğini söyledi. Biz açıkçası bundan çok etkilendik. Biraz da fazla iş olmasına rağmen ekip arkadaşlarımdan, Tolga'dan, Gökey'den yardım istedim. Acaba dedim bana müsaade edebilir misiniz, ben bir Ali'yi ziyaret etsem. Onlar da dediler ki abi ofisteki işleri biz hallederiz, sen gidebilirsin. Ben de onlardan izin aldım ve şu anda Ali'yi ziyaret etmeye Ankara'ya gidiyorum dostlar. Ali bize bambaşka bir ilham verdi. Sınırın, engelin olmadığını gösterdi. Ve bu ilham kaynağını bizzat yerinde ziyaret etmek için, biraz sohbet etmek için Ali ile de yazıştım. O da bize sağ olsun bu imkanı tanıdı. Şimdi oraya doğru yola çıkıyorum. Yola çıkmışken Sakarya taraflarında bir yerde durdum. Neresi olduğunu tam bilmiyorum. Arkada karlı dağlar var dostlar. Keyifli bir yolculuk olacak. Eşim de bana bu yolculukta eşlik edecek. Olan biteni de bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Tabii yolculuk yaparken mecburen laptopta açmam gerekiyor arkadaşlar. Bu arada 15 inçlik MacBook Pro biraz geniş olduğu için açıkçası dizimde de güzel duruyor. Sen de müzik açacaksın birazdan. Tabii şu anda telif sorunu olmasın diye müziği açmıyoruz. Bir şeyler içelim istedik arkadaşlar. Bir yer bulduk. Etrafta hep kar var. İnanılmaz bir yere geldi. Gerçi sen de mutlu oldun değil mi bu kar olayından? Ya ben çok seviyorum. Çok severim, çok severim ben. Şimdi hem duracağız, biraz kahve, su alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bildiğin kar yağıyor şu anda. İnanılmaz soğuk arkadaşlar. Vallahi az önce ince bir montum vardı. Onu bıraktım. Daha kalın bir mont giydim. Burası neresi? Köroğlu mu? Allah Allah, Köroğlu tesisleri. He, o eski E5'ten giderken sen bilmezsin. Orada Köroğlu tesisleri vardı. Otobüsler orada duruyordu. Arkadaşlar burası da Köroğlu, Köroğlu Park burası. Nasıl buldun burayı? Çok güzel, ben çok seviyorum. Hadi gel bir şeyler alalım. Sen acıktın mı? Yok, acıkmadım aslında. Tamam, arabayı kilitledin mi? Evet. Evet, kulaklar yatmış zaten belli. O zaman gidelim. Vay be, kar topu da oynayamayız ama. Eldivenlerimiz yok, hazırlıksız geldik. Ne içeceksin sen? Ben sıcak bir şeyler, yani çay olur. Kahve olur. Evet. Acaba burada kahveyi nasıl yapacaklar? Oo, gözleme. Çok severim. Şöyle gidelim. Burada yöresel ürünler de var bak. Adapazarı kabağı gibi olmasa da bir miktar kabak söz konusu. Biz de var ya kamerayla öyle bir giriyoruz ki Uğur Dündar gibi. Kalk 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 oradan kalk. Aha fareler, böcekler. Aa, bittim sabunu. Bu ne ya? Bıttım mı, bittim mi? Saç dökülmesi. Bıttım, kepeklenmeyi öner, yumuşak hale getirir. Sence gerçekten dediğini yapıyor mudur? Vay vay vay, burada güzel şeyler var. Safran çiçeği cildi temizleyerek deriye parlaklık verir. Deriye. Bolçi. Nutella olmasa da bizim de bolçimiz var arkadaşlar. Bu arada pişmaniye aldım. Alilere boş gitmeyeyim dedim. Çikolatalı incir mi? Nasıl yani? Nazilli çikolatası. Bak bunu merak ettim ha. Ama incir yok ki bu burada. Aa, varmış ya. Şunu ben bir alayım ya. Bu arada arabanın camına gelsene, çok ilginç şeyler buldum bak. Arabanın camına yapıştırılacak ya da arkasına. Bak. İstanbul olan Kayseri istikametine seyir atılan Suhar Kılıza ve Sayın Yıldır İtran yerlerine zaman otobüslerdeki saati yapmıştır.
Duydun değil mi? Suat Üzümlü kalmasın, otobüsün hareketi saati gelmiştir. Suat Üzümlü kalmasın. Bakın arkadaşlar, araman için illa hata yapmam mı gerekir? Bu güzel de değil mi? Kes hızını, ağlatma el kızını. Bak güzel. Bu tam. O iyiydi bak, hakikaten o iyiydi. Önünü görmeden sollama, eve kara haber yollama. Ama zaten mesela arkadaki adam bunu okumaya çalışırken kaza yaparken. Hadi gel, içecek bir şey almaya gidelim. Merhaba, biz çay ve kahve içmek istiyoruz. Kahve, Türk kahvesi nasıl? Ya yolda taşınabilecek bir kahve var mı ağzı kapalı? Yok beyefendi. Yok mu? O zaman Nescafe falan alayım ben. Cappuccino alayım bir tane. Sen çay alacaksın. O çayın ağzını kapatabiliyor muyuz? Anca şu şekilde. Tamam. Cappuccino bir tane. Bir tane de çay. Devam ederken hava karardı. Seda Reis dedi ki bundan sonrasını sen al. Şimdi şurada bir yerde dur. Bak şu kamyonun o tarafta dur. Kamyona çarpmadan durabilirsek daha iyi olur. Evet. Burada ben alayım. Bundan sonrasını ben devam ettireyim. Ankara'ya geldik. Bu arada gitmem gereken yere yaklaşık 15 dakikalık mesafe kaldı. Nasıl, yoruldun mu? Yok, yorulmadım ben. Yorulmadın değil mi? Güzel oldu. Çok güzel. Bir arayayım bakayım ben 15 dakika sonra oradayım diye. Bu arada Ankara'ya bakar mısınız ya? Yani trafik terörü gibi bir şey söz konusu. Ben mesela şurada beklesem, hani şurası açık kalsın diye beklesem, bak Kartal geçti. Aynen. Hani öyle bir iyilik yaptığım için suçlu ben olabilirim. Ankara'da böyle güzel bir ilimiz kendisi. Navigasyonda bize verilen yere geldik. Arabayı park edeceğiz. Birazdan da Ali'nin yanına gideceğiz. Ali'nin kardeşi bizi karşıladı. Teyze nasılsın? Selamün aleyküm. Valla biz de bir an önce gelelim istedik. Selamün aleyküm. Abi nasılsın? Reis geldi. Şöyle çantayı falan bırakayım abi bu tarafa. Ne haber abi, ne yapıyorsun? Pişmaniye getirdim abi sana. Ta Sakarya'dan. Hoş bulduk, sağ olun. Burada öğrenci olan sen misin abi? Hangi bölümdesin? Gazi İktisat. Kaçıncı sınıf? Eyvallah. Ama memleket Maraş. Abi sen Maraş'ta ne kadar süre kalıyorsun? 6 ay orada. 6 ay orada burada. Ama Ankara'ya gelmek için çok kötü bir zaman değil mi abi ya? Kış bayağı bir soğuk değil mi abi? Zantep'e giderken 2-3 gün önceden hazırlanıyoruz böyle. Hiçbir şey yemiyoruz. Bizim arkadaşlar da öyle, genel arkadaşlar. Ben de özellikle patlıcan kebabı. Of. Hani... Antep'in yöresel yemekleri. Patlıcanı çok güzel mesela. Lahmacunu çok güzel yapıyorlar. Et, evet, etleri çok güzel. Çok güzel. Oh, tatlı zaten, hiç oraya girmiyorum. Aynen. Bile. Evet, tatlı zaten. Vallahi. Maraş'a dondurma yemeği. Ya Maraş. Evet, evet, evet ya. Ben dondurma çok severim. Çok güzel. Var ya, Maraş dediniz tamam. Maraş. Yani. Maraş'ın en güzel mevsimi ne zaman? Baharda. Baharda. Mayıs. İşte, Mayıs ya Mayıs. Annemin böyle hep böyle bir hayali var, işte gidelim oraya, doğuyu evet, gezelim falan diye. Bizim var, burada otururuz dururuz. Güzel değil mi? Şey değil mi? Biz hiç müsaitiz. Tamam. Bilmiyorum yani. Uçaklar da var. Uçaklar var tabii. Arabayla annem şey seviyor. Yani mesela memleket bizim Kırşehir. Evet. Oradan böyle Ankara'ya gidelim de. Benim burada çok akrabam var. Ben burada doğdum zaten. Ankara'ya gidelim. Oradan Kırşehir'e gidelim. Kırşehir'den Kayseri'ye geçelim. Kayseri ile Maraş kaç saat? 3 saat. Hiçbir şey yok. Yollar da güzeldi. Yollar güzel. Düzeldi. Mis. Değil, tabii. O zaman karlar eriyince yola evet, çıkıyoruz. Evet. Sen bavulu hazırlamaya başla. Paylaşalım da biz geldik. Tamam. Tamam. Bu mesela hiçbir şey yapmadık, öyle bir şeyler hazırladık denilen bir sofra. Utandın mı? Yani Allah razı olsun gerçekten. Vallahi utandım tabii ki. Ben evde bir öğün yapıyorum. Sadece çorba salata. Ya bizim akşam yemekleri çok şey abi. Yani çorba salata. Yani bayağı hafif olduğu için bu yemekler... Hafif abi, zeytinyağlı da.
bize biraz ağır gelecek. Abi bu kuş senin mi? Benim. Adı ne? Duman. Duman. Benim de bir sürü muhabbet kuşum vardı. Vay vay vay, sofra dolmaya devam ediyor. Şifriyet net seviyor musun abi? Biraz geleyim yanına. Abi seviyorum, seviyorum. Şöyle geçeyim, biraz sohbet edelim seninle. Hazır onlar mutfağa falan geçmişken. Teknolojiyi seviyorsun. Seviyorum. Ya biz videonu izledik, gerçekten mutlu da olduk. Onu şöyle aklıma gelmişti. Birçok videoda değiniliyor ama araç kullanırken ya da farklı bir şekilde, yani engellilerin faydalanacağı kimsenin aklına gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Evet. Gerçekten. Yani insanın mesela bir akrabası ya da kendi başına gelmeden böyle bir şeyin, evet, varlığından bile haberdar değil. Yani aslında bu teknolojiyi üretenler de onu düşünmüyor. Evet. Mesela işte sen dedin ki ben sesli komutla, işte şurada bir tane telefon var, ben oraya sesli komut veriyorum. WhatsApp'tan mesaj gönderiyorum. Hava durumunu öğreniyorum. Mesaj yazıyorum. Mesaj yazıyorsun. Yani mesela atıyorum bu işte Apple kullanıyorsun. Google mesela yani sesli asistanını daha tam devreye sokmadı. Yani. Daha çok anlıyor gibime geliyor ama işte kullanamıyoruz. İşte Kur'an kullanıyorum. Mesela bir kelime aratırken annem yazamıyor. Oradan hemen konuşuyorum. Çeviriyle Bangkoklu bir arkadaşım var mesela. Öyle mi? Çeviriyle konuşuyoruz. Çok iyiymiş abicim ya. Eyvallah abi. Abi bu işin teknolojiyi üreten markaların görevlerini konuş. Mesela şimdi bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de düşünerek teknoloji üretmeleri lazım. Aslında bakma bizim için de öyle. Yani biz içeriği üretiyoruz ya. Evet. Yani tamam, sen mesela bizim videoları izliyorsun. Ama mesela acaba işitme engelleri için işte biz alt yazılı bir şey yapsak mı? Mesela yazılı, evet. Yani çok insan olabilir. Ya da görme engelli kardeşlerimiz için sadece ses dosyası yapsak mı falan gibi mesela. Podcast yayınları. Aynen. Onlar mesela. Evet. İşin bir de şey tarafı var ama. Hani teknoloji üretmeyip kullanan kişilerin bakış açısı var mesela. Sen videoya çok sert girdin. Dedin ki bu adam nereden çıktı? Ya da dedin. Bir iki kelime kullandın şimdi mesela. Böyle tepkiler aldım ben. Daha önce Periskop'ta yayın yaptım bir ara. He, sosyal medyayı aktif kullanıyorsun tabii değil mi? Tabii canım, hepsinde var. Ben baktım biraz atarlı mesajlar var. Hepsinde var. Mesela buradan tüm insanlara ne demek istersin? Hayata at gözüyle yaklaşmasınlar. En büyük şey bu, yani at gözüyle yaklaşmamak lazım. Biraz bakış açısını geniş tutmak lazım. Hoşgörülü olmak lazım. Eşimin kardeşi var. O da özel, aynen senin gibi özel birisi. Biz onunla bir şeyler paylaşmaktan çok keyif alıyoruz. Dediğin gibi onun hayata bakış açısı, fikirleri çok farklı. Arkadaşlarım da, ben o yönden çok şanslıyım. Çevremdeki insanlar, şaka hem ben kaldırıyorum hem onlar. Yani çok keyifli. Yani gecenin bir yarısı arayıp aklıma şu geldi diyorum. Manyak mısın ya? Gibi şeyler. Yani o yönden çok şanslıyım. Çevremdeki insanlar duyarlı. Bunu tarif edemem. Onlar, evet, için kullanacağım bir İnsan olmasını kendimi isteriyoruz aslında. Adam yani başka, yani. Evet, adam olmalarını isteriyoruz değil mi? Evet. Abi biraz önce yemek geldi, ben onlara doğru geçiyorum. Hadi sen yemeğini. Nasıl olmuş yemek? Evet. Valla? Evet. O zaman ben de hemen bir şeyler yiyeyim. Sen evin kızı oldun artık ha? Evet. Gelin oldu yani. Tamam, gelinlik yapıyor mu size? Ne demek? Hadi. Hayatım, çok ben de bir çay alayım. Eyvallah. İnternetten arkadaşlar var mı abi? İnternetten var. Senin arkadaşlar geliyor mu abi buraya? Çok yok. Çok yok. Sen böyle pek böyle paylaşımcı biri gibi değilsin abi. Aynen. Şunu okumdan bir tane verir misin? Biraz aldım. Ya valla onun tadına bir bak abi. Gerçi Vlog'ta da izlersin abi. Onu ben ta şeyden aldım. Hendek tarafından. Meşhur Ada Pazarı'nın. Kabağı meşhur ama benim buraya kabakla gelmem hoş olmayabilir. Başka neyin meşhur? Islama köfte var ama üzerinden birkaç saat geçerse hani sıkıntı. Evet. Dostlar, yeme içme her şey devam etti. Güzel bir yemek yedik. Yenge, ellerine tabii, sağlık valla. Beklerim şimdi inşallah. Ondan sonra hakikaten bu Antep gibi oldu yani, çünkü zaten ailem Maraşlı olduğu için. Maraş Antep bizim. Aynen Maraş, yani Antep. Olay yeme ve içme üzerine kuruldu. Yani bu arada biz buraya hani bildiğin çökmüş gibi olduk. Yemeği içmeye gelmiş gibi. Ceviz efsaneydi. Meyveleri de yedik. Sohbetler devam ediyor. Ben Ali abinin kardeşi Hakan var. Onu kandırmaya devam ediyorum.
diyorum ki gel bizim forumda moderatör ol. İnanılmaz bilgileri var. Yani adam, yenge nerede senin telefon? Burada. Onu adam mesela bu iPhone 4S, bu arada çizik yok bu telefonda. Buradaki bataryayı değiştiriyor. iFixit'ten sipariş veriyor değil mi abi? Evet. Ondan sonra kiti geliyor falan, değiştiriyorlar. İnanılmaz iş yapıyorlar gerçekten. Bir yandan onları da kandırıyorum. Ama birazdan biz müsaade isteriz onlardan, gideriz. Çünkü sohbet de böyle devam ediyor. Çok tatlı konular açıldı. Kaç? Evet. Biz buraya geldiğimizde saat kaçtı? 8 falan gibi bir şey, yok daha da erkendi. 7. Olsun, saat kaçtı? 7. 7 gibi geldik. Şu an saat 10 ama halen böyle güzel güzel konuşuyoruz. Çok da güzel bilgiler aldık. Sağ olsun. Çok iyi bir takipçi, çok iyi bir okuyucu. Bize çok güzel nasihatler verdi vallahi. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Ben onları aldım. Yapacağım. Kuş bile dile geldi. Bak orada konuşuyor. Zaten konuşuyor ama aşkım diyor, Hakan diyor. Abi biz yavaş yavaş müsaade isteyelim. Yenge ellerine abi, sağlık. Çok sağ olsun. Gene buyurun. Her şey için çok teşekkür. Vallahi ne yedik, ne içtik ama ya. Hakan abi, seni de tanıdığımızda memnun olduk. Videonun sonunda söyleyeyim, Hakan'ı kandırdım. Acayip bir donanım bilgisi var adamın. Videoda da söyledim ki pazarlığı şey yapmış olayım abi. Hakan'la anlaştık yani, bizim moderatör olarak başlayacak. Abi senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ben sana şunu söyleyeyim mesela. Benim seninle tanışmak, seninle sohbet etmek gerçekten benim için çok büyük keyif. Yani bir takipçiyle, bir okurla yüz yüze konuşmak evet. Çok daha güzel oluyor. Mesela mail geliyor, senin yanında da mailleri cevapladım. Evet. Sosyal medyadan gelen şeyleri cevapladım. Yani biraz daha otomatiğe bağlıyor falan filan ama mesela şimdi seninle bir sürü şeyler konuştuk. Takipçilerini tavsiye edersin. Hayatın tadını çıkarır. Nefes aldığınız sürece hayatın tadını çıkarır. Dostlar, çok teşekkür ederiz bu videoyu izlediğiniz için. Size de çok teşekkür ederiz. Evinizin kapısını bize açtığınız için. Bu videoyu burada noktalıyoruz. Annem verdiği mesajları böyle bir kere, iki kere, üç kere daha böyle dikkatlice dinlemekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.